şimdi kıymetli kardeşlerim bir mesele daha var şimdi bu hani dedi ki hanım kardeşler işte kocalarına e, bazı şeylere müsaade etmiyor izin vermiyor şimdi bazı ee, beyefendiler diyorum ben. Aslında beyefendi lafını hak etmiyorlar da neyse. Hanımlarının kapanmasına müsaade etmeyen beyefendiler var. Ya niye sen müsaade etmiyorsun ya? Hanım abla kapanmak istiyor. Pardösü giyeceğim diyor. Sonra çarşaf giyeceğim Yok sen kapanamazsın. Kapanırsan diyor seni anan evine yollarım seni boşarım. Ya sen nasıl Müslümansın ya? He? Sen nasıl Müslümansın ya? Ya bir Müslüman evladın çocuğu ama Sen sende utanma yok mu? Sende sıkılma yok mu kardeşim ya? Allah rızası için ya. Allah Celle Can emri var kapanın diye. Sen kimsin ya? Benim karım böyle olacak, açık olacak. Ya sen haşa ve kella karını teşhir mi ediyorsun millete ya? Yazıktır ya. He ya Bazı şimdi başka bir mevzu daha var. Şimdi açık hanım kardeşler var, namaz kılıyor. Kendini bilmez de hem açıksın hem namaz kılıyorsun. Bari namazı bırak diyor. Ya niye namazı bıraksın hanım kardeşim? Ya desin, de ki mübarek, bak hanım ablacığım, tamam Allah sana selamet versin. Namazını kılıyorsun, eyvallah. Ama açık geliyorsun da... Hani... Kapan be ya. Bak sen kapalıyken çok daha güzel olursun. On numara olursun. Hem de Allah Celle, Celle senden razı olur. Böyle tatlı dile konuşmak varken hem açıksın hem namaz kılıyorsun. Bari namazı bırak. Ya Allah rızası için yapma şu muhabbetleri ya. Ne kadar gereksiz. Ne kadar boş bir muhabbet bu ya. Hı? Hanımının namaz kılmasına izin vermez. Kocasının namaz kılmasına izin vermez erken ya. Kulamazsın diyor ya. Böyle bir şey var mı Müslümanlıkta ya? Bunun adı Müslümanlık değil. Bunun adı gavurluk. Kimse kusura bakmasın kardeşim. Allah rızası için uyarıyoruz. Bu meseleleri de konuşmamız lazım. Ondan sonra ne dedik? 10 şeyi fıtrattandır. 1. Bıyıkları kısaltmak. 2. Sakal bırakmak. 3. Misfak kullanmak. Misvak kullanmak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük sünnetlerindendir. O kadar çok faydalıdır ki o dişlere, diş etlerine aman birçok bir hastalığa misvan faydası var. Ya bunu doktorlar yeni yeni buluyor, yeni yeni açıklıyor. Ben sana faziletini söyleyeyim kardeşim. Misfakla kılınan iki rekat namaz misfaksız kılınan 70 rekat namazdan eftal. Ne demek bu? Namazdan evvel misfakla kardeşim ya da abdest alırken abdest alırken ikinci kez ağzı suyu verdikten sonra misfakla ve o misfakla kıldığın namaz 2 rekat namaz kılıyorsun 70 rekat misfaksız kılınan namazdan efbal. Al sana fazilet mübarek daha ne diyeyim ben sana. Ondan sonra ne var? Burna su çekmek. Burna su çekmek de fıtrattandır. Zaten guslün farzlarındandır. Burun temiz olması. Hem nefes alma bakımından iyidir. Ya kardeşim buruna toz dolar, pislik dolar tıkanır. Gusül alırken zaten bak bir şeylere mani olmasın, kuru yer kalmasın. Burun da abdestin, normal abdestin sünnetlerindendir. Guslün farzlarındandır. Allah rızası için bunu da ihmal etmeyin kardeşim. Ondan sonra boğumları, parmak boğumlarını temizlemek. Hani el parmakları, ayak parmakları, aralardaki boğumlar. Yani e, ne diye tarif edelim onları? Kir birikecek yerleri. İşin doğrusu. Mesela adam mesela çalışıyor. Yazın, kışın kışın neresi çorap giyiyor mesela. Aralarda ister istemez toz, pislik birikiyor. El ve ayak parmakları arasında ya koltuk altında da olur mesela iki. Bunları da temizlemek, boğumları, eklem yerlerini oraları da temizlemek fıtrattandır. Bakın burada da İslam'ın temizliğe verdiği önem, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın temizliği, Allah Celle Celal'ın temizlere ne kadar çok sevdiğini anlamamız için aslında bunlar bize birer örnektir. Bakın kıymetli kardeşim bunlar önemli şeyler. Bunlar yapmamız gereken şeyler fıtrattandır. Yapılması gereken şeyler yani. Önemli meseleler. Allah rızası için uyarıyoruz. Ne dedik? Koltuk altı kıllarını gidermek. Yani koltuk altı kıllarını tıraş etmek. İstersen ilaçla ya da ağda kullanarak ya da jiletle koltuk altı kıllarını temizlemen lazım. Oraları gidermen lazım. Tabii ki de. Bu da fıtrattan da temizlik imanlıdır. Temizleyeceksin. Ve koltuk altını tıraş ederken de sağ taraftan başlamak eftaldir. Fazilettir kardeşim. Çünkü yani bir her zaman bir şey başladığın zaman sağ tarafla başlamak sünnettir kardeşim. Mesela elbiseni giyerken sağ tarafına giyersin. Çıkartırken sol tarafını çıkartırsın. Tamam mı inşallah? Bu meseleleri de ince ince anlatmamız lazım. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Ondan sonra kasıkları tıraş etmek. Kasık bölgesinde tıraş etmek fıtrattandır. Şimdi kasten bakın kasten tıraş etmemek harama girer. Bakın kasten tıraş etmemek harama girer. Yani bu sünnettendir. Tabii ki de sünnettir kardeşim. Koltuk altını tıraş etmek, kasıkları tıraş etmek sünnettendir. Bir adam kasten, bilerek bu işi yapmıyorsa bakın kardeşim, o adama haram ve günah yazılır. Yani e, o bölgelerdeki kılları mesela pirinç tanesinden daha uzun olmayacaktır diye kitaplarda geçer. Temizliktendir bu. Temiz Müslüman temiz olması lazım. Ama maalesef bugün yani işte maalesef bazı haberlere çıkıyor bir şeyler oluyor yani adam mesela görüyoruz kardeşim mesela kaza olmuş bir şey olmuş adam mesela üstündeki başındaki şeyler yırtılmış ya görüyoruz yani koltuk altında yani hep uzun uzun kıllar bırakmış temizlenmemiş ya kardeşim yakışacak ahval değil bu ya görüyoruz kötü görüntüler yani Müslüman her zaman bakımlı olmalı Müslüman her zaman temiz olmalıdır ölümün ne zaman geleceği belli değil Allah Celle Celaluhu huzuruna tertemiz çık sünnete uygun bir vücutla çık bak bu da önemli Öldüğümüz zaman bedenimiz temiz olsun. Sünnete riayet bir şekilde, riayet etmiş bir şekilde tertemiz tırnaklar kesilmiş, koltuk altı temizlenmiş, etek tıraşı yapılmış. Yani kirlerden arındırılmış bir şekilde ölmek de önemlidir. Bakın bunlar ince meseleler. Allah rızası için konuşuyoruz kardeşim. Biz bunlarla amel etmezsek ne yapacağız? Biz sünnet üzere amel etmezsek bizim ahvalimiz nedir kardeşim? Niye biz bu işlere dikkat etmiyoruz? Ne dedik? 10 şeyi fıtrattandır: Bıyıkları kırpmak, sakal bırakmak, misvak kullanmak, burna su çekmek, parmak bomba yani eklem aralarını temizlemek, koltuk altı kıllarını gidermek ve kasıkları tıraşlamak ve ne dedik? İstinca yapmak. İstinca yapmak, yani tuvalette yapılan temizliğe istinca denir. Mesela tuvalet ihtiyacımızı giderdikten sonra o bölgeyi temizlemeye istinca denir. Bu eğer ki dikkat edilmeyecek bir mesele olursa maalesef ama maalesef hem abdestimizi ayrıca namazımızı zaten abdest olmazsa namaz olmaz. Yani istincanın önemi şuradan anlamamız lazım. Eğer biz tuvaletteyken taharatımızı düzgün almazsak, temizliğimizi düzgün yapmazsak o istincayı yapmazsak işin Türkçesi o aldığımız abdestten zaten hayır gelmez. Zaten abdest olmazsa namaz olmaz. İstinca önemlidir. Bunlar temizliğin kurallarıdır arkadaşlar. Aslında ben yani bir bakarsak eşittir bunlar. Bu fıtrattan olan şeyler eşittir. Temizlik. Temizlik imandandır. Temizlik imandandır. Önemli bir meseledir bu. Şimdi kıymetli kardeşlerim. Geldik. Son mesele tırnakları kesmek. Ya bu tırnak meselesini aslında uzun uzun konuşmak lazım da vakitler kısıttı. Şimdi evvela tırnak meselesinde e, birkaç detay var. Nasıl kesileceğine dair. Ben onları şimdi inşallah tırnak kesme sırasını sayacağım. Yani bununla alakalı aslında birkaç tane e, rivayet var da. Biz yine olurunu söyleyeceğiz inşallah. Önce sağ elin şehadet parmağından başlayarak. Şimdi şehadet parmağı bu. Sağ elim şehadet parmağı. Başlayarak orta parmak yüzük parmağı serçe parmak sonra baş parmağın tırnağı kesilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5. Hani bazıların bazı mesela e, bazı kitaplarda mesela atlı atlı mesela 1 bu, işte 2 bu, 3 bu. Atlı atlı anladın mı? Yani arada boşluk bıraka bıraka. Öyle de kesiliyor. Böyle de kesiliyor. Şimdi sol elde de küçük parmaktan başlayarak başa doğru gidiliyor. Yani sağ elde işaret parmağından başlıyorsun. Böyle gidiyorsun. En son bunu kesiyorsun sağ elde. Sol elde de Serçe parmaktan başlıyorsun, bu tarafa gidiyorsun. Ama dediğim gibi yani bununla alakalı bazı e, çeşitli rivayetler var. E, tırnakların aslında e, bazı kaynaklarda da tırnakların kesilip kesilmeyeceği günler var. Şimdi bazı kaynaklarda da e, her gün kesilebilir diyor. Yani bunlar aslında ihtilaflı konular olduğu için çok detaya girmiyorum. Ama sıkıntı şurada kardeşlerim. Mesela ne dedik? E, geç ayakları da söyleyeyim. Ondan sonra inşallah konudan biraz bahsetmemiz lazım. Ayaklarda ise sağ ayağın küçük parmağından başlanır. Yani ayak bu ya. Ayağın en küçük parmağından başlıyorsun. Büyük parmağa doğru tırnaklarını kesiyorsun. Sol ayakta ise baş parmaktan en sona doğru. Yani ayaklar buradaysa e, sağdan en küçükten başlayıp sol en küçükte bitiriyorsun. Sıra sıra ayakta. Bunu da söyleyelim inşallah kesilmekte. Şimdi kıymetli kardeşlerim. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu aslında bu da bir rivayet. Bu hani tırnakların kesilme sırasıyla alakalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Yahudi çocuğunu gördü. Bak da tırnaklarını kesiyor. Düz kesiyor. Dedi ki e, sen dedi niye tırnaklarını böyle kesiyorsun? Dedi ki benim babam dedi böyle kesiyor. Bana da böyle kesmemi söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Yahudilere e, muhalefet olsun diye tırnaklarını işte karışık o yüzden hani sıra sıra yani onların gibi böyle düz değil el tırnaklarına. Direkt düz değil de atlı atlı karışık. ...kesermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sünnet budur. Ha Dediğim gibi tırnak kesilecek günler... ...kesilmeyecek günlerle alakalı... E, ...farklı kaynaklar var. Her gün kesilebilir denen kaynaklar var. Dediğim gibi en güzelini... ...Allah ve Resulü bilir. En efteli perşembe günleri kesmekten. Yani bir haftada da çok uzuyorsa kardeşim... ...pazartesi kes, perşembe kes. E şimdi... ...tırnak kesmek fıtratlanır. Ama niye önemli mübarek adam? Yani adam bir tırnak uzatmış... ...mübarek aslan pençesi gibi ya... Ya kardeşim böyle bir şey var mı ya? Uzatmış da uzatmış, uzatmış da uzatmış. Onun içine kir birikir, pislik birikir. Onun içerisine necaset her şey girer onun içine ya. Ondan sonra sen o tırnaklarla abdest mi alacaksın? Olmaz mübarek adam olmaz. O tırnakları kes. Yani uzatmış. Hadi uzattın hadi bir, bir şey yaptın da bari içini temizle ya. İçi de temizlemiyor. İçi simsiyah kir dolmuş kir. Pislik dolmuş. O ete o su değmezse ne olacak? O senin aldığın gusül abdesti olur mu? Şeytan İnsanların tırnakların diplerinde çocuklarını gölgelendiriyor. Bakın, şeytanın e, ahvalleriyle alakalı, şeytanın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile görüşmesiyle alakalı, uzun bir sohbet yapacağız. Ama ufaktan da olsa bir detay vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytana soruyor, sen çocuklarını nerede gölgelendirirsin diyor. Şeytanın verdiği cevap, insanların uzayan tırnaklarının altında gölgelendirin diyor. Ya düşün, böyle düşün mübarek ya. Adam şu serçe parmağını uzatmış tırnağını. Ne yapıyorsun Ben diyor gitar çalıyorum. Allah sana selamet versin. Senin ne işin var gitarla? Müslüman adamın gitarla mitarla ne işi var mübarek? O tırnak uzatılır mı ya? Allah razı için uzat, uyarıyoruz. Uzatmayın kardeşim. Uzatmayın şu tırnakları. Kesin. Perşembe günleri kesin. Perşembe akşamları kesin. Çok uzuyorsa pazartesi perşembe kesin. Uzatmayın. İçine kir birikir. Olmaz. Uygun değildir. Bu Müslümanlığın fıtratında böyle bir şey yoktur. Kıymetli kardeşlerim. On şey fıtratlandır inşallah bunları da detaylı olarak anlattık. Allah rızası için uyardık. Bunları yapan Allah'ın izniyle bak güzel bir hayat yaşar. Güzel bir hayat sürer. Niye? Bunlar sünnetlerdir. Bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleridir. Sünnet üzere bir hayat yaşayan insan Allah Celle Celaluhu'nun izniyle Huzurlu bir hayat yaşar kardeşim. Benim evimde huzur yok, benim hayatımda huzur yok, benim işimde huzur yok diyorsan mübarek adam kusura bakmayacaksın. Evvelen namazına bakacaksın. Sonra sünnet üzeri bir hayat yaşıyor musun? Ona bakacaksın. Kusura bakma kardeşim. Kusura bakmayacaksın. Sünnet önemlidir. Namaz önemlidir. Efendimiz aleyhisselatü vesselam'a benzeyen bir hayat yaşayan kişi Allah Celle Celle'nin izniyle hayatı dört üçlüktür. Dört dörtlük diyemeyiz. Dört üçlüktür. Müslüman hayatı dört dörtlük olamaz. Niye? Çünkü geçen zaten sohbetimize söyledik. Et tekrar ahsen ve levkane 180 Müslümana üç hasletten biri mutlaka vurur. Fakirlik olur, musibet olur, bela olur. İlla ki bir şey olur. Hastalık olur. Çünkü bunlar onun günahlarına kefarettir. Allah Celle Can onu bunlarla imtihan ederek günahlarını alıyor. Onu imtihan ederek ahiretteki cennetteki derecesini yükseltiyor. Sabrederse. He ben dört dörtlüm diyorsan Allah sana selamet versin. Yani ben de bir şey demiyorum kardeşim.